Önceki dersimizde ışık ve gölge kalitesine dair fikir edilmiş, yoğunluk, yumuşaklık ve renk faktörlerinin görüntü üzerindeki etkilerini gözlemlemiştik. Bu dersimizde ise sahne çekimlerinde ışığın üstlendiği birtakım rollerden söz edeceğiz. Fotoğrafçılık ve film yapımcılığında ışıkları işlevleriyle tanımlar, ışıkla ilgili terimleri de buna göre kullanırız. Bu terimler her iki alanda da ortak olduğundan öğrenmekte fayda var. Işığın farklı biçimlerdeki kullanımını görmek adına İsterseniz şu tek karede rol oynayan her bir ışığı tek tek ele alalım. Ana ışık, dolgu ışığı, yansıtma ışık, arka ışık ya da bordür ışığı ve teyat ışık. O halde bunun haricindeki bütün ışıkları kapatalım. Evet işte bu ana ışığımız. Sahneyi şekillendiren bir numaralı ışık. Yani sahneye bir derinlik katıyor. Hadi bunu ışık kutumuzda deneyelim. Ama önce şu beyaz topu oradan alıp yerine bir portakal koyalım. Ve işte. Tipik bir ana ışık pozisyonu. Şimdi de sahnemize dönüp bir diğer ışığı yakalım. Dolgu ışığını. Evet. Sadece dolgu ışığı açıkken sahnemiz böyle görünüyor. Bu ışığın temel işlevi gölgede kalan yerleri aydınlatmak ve kontrastı azaltmak. Aslında havanın aydınlığından gelen ışık dolgu ışığına güzel bir örnek. Dolgu ışığı genelde daha yumuşak bir ışıktır ve ana ışık gibi öyle sert hatlar ya da gölgeler oluşturmaz. Şimdi bunu ışık kutumuzda deneyelim. Ana ışığa bir de dolgu ışığını ilave ettiğimizde portakalımız işte böyle görünüyor. Yalnızca dolgu ışığı açıkken de böyle. Evet, tekrar sanal örneğimize dönüyor ve yeni bir ışığı devreye sokuyoruz. Bu seferki yansıtma ışık. Adından da anlaşılacağı gibi bu, yüzeylerden yansıyarak gelen bir ışık. Doğal şartlarda bir duvardan, bir masadan, zeminden ya da hatta bir gömlekten yansıyan ışığı bu kategoride değerlendirebiliriz. Bir sahnede ışık kendiliğinden oradan oraya yansıdığı için bazen bunu kontrol altına almak ve süjeyi daha fazla yansıyan ışığa maruz bırakmak isteriz. Bunun için yansıtıcı özellikle beyaz bir yüzeyi sette kadrajın dışında kalacak şekilde konumlandırıyoruz. İşte böyle. Gelelim arka ışığı ya da diğer adıyla bordür ışığını. Arka ışığı, sujenin kenar hatlarını daha belirgin hale getirmek ve onu arka plandan soyutlamak için kullanıyoruz. Bunu da ışık kaynağını sücenin arkasında tutarak yapıyoruz. Mesela burada portakalın kenar hatlarını vurgulamak için ışığı şöyle tutabiliriz. Son olarak teğet ışıktan söz edeyim. Örnek karemizde şu anda sadece teğet ışık açık. Arka ışık gibi teğet ışık da süjeyi arka plandan ayırmaya yardımcı oluyor. Fakat karakterin arkasında biraz daha yan tarafa doğru konumlandırılan bu ışık çerçeve hatlarını belirginleştirmekten çok süje üzerinde artı bir şekillendirme etkisi oluşturuyor. Portakal üzerinde teğet ışık etkisi yaratmak için ışık kaynağımızı şu şekilde biraz yana doğru tutabiliriz. Her zaman olmasa da teğet ışık set ortamında bazen doğal bir kaynaktan sağlanır. Mesela bir pencereden ya da süjenin arkasında kalan güneşten. Evet, ışığın temel rollerine dair göreceklerimiz şimdilik bu kadar. Hadi şu ışıkları tek tek yakalım. Ana ışık, dolgu ışığı, yansıtma ışık, arka ışık ve teyat ışık. Bir sonraki alıştırmamızda tüm bu temel bilgileri kullanarak bir şey yapmayı deneyeceğiz. Bir portakalı ışıklandırmayı. İyi şanslar.